Canlar, hayırlı akşamlar, ben geldim. Güzel arkadaşlarım, hepinize selamlar olsun inşallah. Şimdi bugün arkadaşlar biliyorsunuzdur diye söylüyorum aslında ama arkadaşlar Üstad Duman, ondan sonra matematik bölüm, matematik öğretmenlik, elektrik mühendisliği falan arkadaşlar. Şimdi biz genellikle bu ALES'le alakalı tanıtımlardan birkaç seferde yapmıştık. Yalnız burada farklı bir şey yapacağız da sırf o yüzden arkadaşlar birazcık bunun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum en sonki ALES'e girdiniz mi ya da neler yaptınız da güzel insanlar. Oradaki sorulara baktıysanız arkadaşlar buradaki sistemdeki soruları aslında gayet basit gelmiş bu seferki değişmezse. Genelde arkadaşlar ilkbahardan herkes böyle bir çok tırsar, tamam mı? Hani ilkbahar soruları mı hocam daha zor oluyor sonbahardaki ya da işte yılda 3'e çıkarttıkları için Ağustos ayındaki falan daha basit mi olur diye. Arkadaşlar bu seferki sınavda aslında gayet normal bir sınavmıştı. Şimdi hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu soruları yani ben kendim anlattım diye söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Ama kim anlatsa bütün değerli matematikçi arkadaşlarımın tamamı emin olun arkadaşlar çıkan sorulara benzeyen çok fazla soru çözmüşlerdir. Çok standartlara uygun bir arkadaşlar sınavdı. Öyle her zaman karşılaşmayabiliyoruz. Neden? Şimdi temel kavramlar sorusunda mesela veya tek çift sorularında bütün kaynaklardaki olan sorulardan gelmiş. Veya arkadaşlar işte bir faktöriyel sorusu veya canlar bir üslü sorusu veya bir köklü sorusu çok böyle arkadaşlar biraz üzerine çökülüp bir kaynaktan bile soru çözümü yapıldıysa emin olun onlara benzeyenler çözülmüş olur. Arkadaşlar diyelim ona girmediniz ya da bakmadınız. Şimdi önünüzde arkadaşlar bir tane daha var. Hani bu ALES'in artık önemi arttı. Şimdi bundan öncesinde şöyle bir şey geçerliydi. İşin açığını söylemek gerekirse hani üniversite mezunu oluyordun gidiyordun. İyi de güzel insanlar artık bu saatten sonra sadece arkadaşlar üniversiteden mezun olmanız ne yazık ki yeterli olmuyor. Çünkü herkes okuyor canlar. Bunun üzerine bir şey koymanız lazım. Ya yüksek lisans ya doktora arkadaşlar ya da akademisyen olmayı düşünüyorsanız arkadaşlar mecburen bu sınava girmek zorundasın. O da matematik ve Türkçe temelli olduğu için. Şimdi bu da şöyle ayrılıyor. Şimdi diyelim ki ben sayısalcıysam arkadaşlar sayısalın %75'i etkili, Türkçenin %25'i etkili. Şimdi ben gider de Türkçe ile uğraşır mıyım? Gözünü sevdiğim. Sayısalcıysam gidip sayısalla uğraşmam lazım. Çünkü getirisi çok fazla. Senin çözeceğin bir tane matematik sorusu, 3 tane Türkçe sorusuna tekamül ediyor. Şimdi aynı durum sözel durum için de geçerli. Sözelde de bu sefer Türkçenin getirisi çok yüksek. Yalnız güzel arkadaşlarım, hani Türkçe kısmı sözel kısmını daha çok yapabildiğiniz için net söylüyorum. Sözel olaraktan da arkadaşlar girseniz yani en az 15 tane de olsa matematik yapma zorunluluğunuz doğuyor. Şimdi ama eşit ağırlıklar biliyoruz bizim ülkenin en garibanları arkadaşlar matematik ve Türkçenin getirileri eşit. %50 oradan %50 oradan. Yani hem matematik yapacaksın hem de Türkçe yapmak zorundasın ki bu sınavı geçebilelim. O yüzden de güzel arkadaşlarım hani şöyle bir çalışma programı düzenleyelim istedik. 26 Mayıs'ta başlasın ve toplamda da 182 saat. Gerçekten çok fazla. Bir de buradaki anlatım sistemini arkadaşlar 3'e böldük mesela. Dedik ki işte matematiği, Türkçesi ve sayısal geometrisi, sayısal mantığı dediğimiz ayırdığımız noktalar var ya güzel arkadaşlarım. Buralardayken tamam mı? Hani bir tek hoca değil de 3 elden toparlayalım istiyoruz ki arkadaşlar. Bu da sizin için hem verimli olacak bir de şöyle bir kısmı var. Hani bazen insanlar şunu düşünüyor. Ya hocam iyi de Mayıs ayının ortası gelmiş. Bizim sınavımız Ağustos'ta ne oluyor? Süre az. Arkadaşlar evet doğru süre az gibi oluyor ama şimdi şöyle bir şey o yüzden de tek bir hoca üzerinden değil de dedik ki matematiği atıyorum birimiz anlatsın. Geometriyi bir taraftan başlasın. Bir taraftan sayısal mantık, bir taraftan Türkçe falan. Yani daha yoğun gör ki arkadaşlar işine yarasın. Çünkü niye? En azından hem yetişmiş olsun sen de bu yola baş koydun ben bu sınavı kazanmak istiyorum dersen arkadaşlar bu kadar süre emin olun size de bize de yeterli olmuş oluyor. O yüzden biraz bölmüş olduk. Gerçekten güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii yazın ortasında giren insan sayısı arkadaşlar hani üniversiteden mezun olduk mu yeni mezun olacakları düşününce canlar biraz da artabilir. Şimdi ama şöyle bir şey bu seneki yapılan 2 tane sınav oldu.
Biri MSÜSA, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı. Biri de arkadaşlar ALES oldu. Bunların ikisine de baktığımız zaman matematikleri çok daha normal geldi ama Türkçeden vurdu haberiniz olan. O yüzden hani bundan sonraki sınavlarda buna benzeyen sistemlerle olursa hazırına hazır böyle iyilik yapmışlarken bence matematiğe yapılabilitesi olabilecek bir seneymiş gibi görünüyor haberiniz olan. Şimdi bu kadar bilgiyi verdik canlar. Tamam. Yani KPSS için mi? Canlar ya net bir şey söyleyeyim. Şimdi benim içime doğanı söylüyorum net. 16 yıllık bir hayattan sonra, öğretmenlik hayattan sonra yani. Diyorum ki bu seneki sınav arkadaşlar her sene giren insan sayısı fazlalanıyor. Bir de bu yıl çift yıl. Çift yıllarda arkadaşlar biliyorsunuz alan kısmından da girenler oldukları için sayı daha da artıyor. Geçen seneye nazaran daha zor olacağını düşünüyorum ben. Haberiniz olun. Tamam. Yani çünkü biraz daha arkadaşlar zorlayıcı olabilir. Ondan sonra KPSS ön lisansın genel itibariyle net bir şey söyleyeyim. Çok korkmadan girilmesi gereken bir sınavdır. Sorularına çıkmışlarına bakarsanız da daha arkadaşlar bizim için basit olmuş matematik soruları. Mesela 2 yıl önceki sorulara hiç baktınız mı bilmiyorum da neydi ya 5 artı 1 bölü 3 mü? O kadar basitlikteydi mesela bunun gibiydi. Tabii ki bir sınavın içerisinde zor soru olacak ama genellikle ön lisans arkadaşlar kısmındaki sorularımız ya da orta öğretim kısmındaki yapılan KPSS daha basit oluyor. Ama oranın şöyle bir sakıncası var. Onu da net bir şekilde söyleyeyim mi? Yalan olmasın yani şurada iş yapıyoruz. Arkadaşlar çok yüksek puan almanız lazım. Bölümlere göre de tabii değişebilir ama arkadaşlar alınması gereken puan yüksek olduğu için hani yanlış yapmaya lüksünüz yok. Evet sorusu basit olabilir ama az yapma lüksünüz yok. Mesela orta öğretimden arkadaşlar liseden yani mezun olanların gireceği bir sınavsa arkadaşlar 95 üstünde alması lazım yani. Veya ön lisansta arkadaşlar İşte bir sağlık sektöründen falan atanacaksa şimdi geçtiğimiz yıllarda alım fazla oldu. Misal sağlık sektörü için söylüyorum arkadaşlar ama şu andan itibaren biraz daha alımı azaltırlarsa bu sefer ne olacak? Herkes girdi. Yani çok düşük puanlı olanlar girdi net söyleyeyim de. Ama arkadaşlar devamındaki giren arkadaşlarımız gerçekten biraz daha yüksek alması gerekecekmiş gibi hissediyorum ben. Tamam mısınız? Tabii benim söylediğim matematik için geçerli. Diğerleri için arkadaşlar yani o branştaki değerli arkadaşlarım emin olun daha güzel yorumlama yapacaklardır. Lisansım 95 alırsam garantiliyorum. Lisan gerçekten çok yüksekmiş. Bilmiyorum hangi bölümde. Fizik tedavi falan mı? Ben bir de bir yandan fizik tedavi okumaya çalışıyorum da. Ondan sonra matematikte şöyle bir şey geçerli değerli arkadaşlar. Diyetisyen misin? Evet. Anladım zaten. Hani fizik tedavi diyetisyenlik çok yüksek puanla atanıyor ya. Ben şu anda 4. üniversite fizik tedavi okuyorum. Niye okudum da bilmiyorum arada ama zevkine. Şimdi diyetisyenlikte de aynı sorun geçerli. Cidden çok yüksek yapmanız lazım. Bu nedenle de matematikten arkadaşlar ön yargı şöyle kırılabilir. Bir, sen bu işi yapmak zorundasın. Hem de öyle 3, 5, 10, 15, 20 falan değil. Yani 25 ve üstünde yapman lazım 30 soruda. O yüzden de şöyle olabilir. Eğer korkuyorsan tutacaksın en basitten başlayacaksın. Arkadaşlar vereceğiniz önem basitten başlayarak devam etmeli. Bir defa şöyle bir şey geçerli. İlk tavsiyem çözümlü bir kaynaktan başla ve basit olsun kaynak. Onun üzerine 1, 2, 3 derken arkadaşlar ancak öyle olabilir. Matematikte ne kadar çok soru çözülür o kadar karlı olacaksınızdır güzel arkadaşlarım. Bak Şeyman da diyor ki 90 üstü alsam atanabiliyorum. Gerçekten öyle ya. Yani puanları çok yüksek olduğu için mesela işte Türkçeden tarih kısmından hiç soru kaçırmayacaksın. Ondan sonra geriye kalanından arkadaşlar öyle bir kısım yapacaksınız. Tamam. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa arkadaşlar biraz da şöyle bir buna benzeyen sorulardan ALES'teki nasıl sorular gelmiş falan onlarla ilgili ben de biraz size sorular şeklinde göstermeye çalışayım. Dediğim gibi yapılmasını istediğimiz ALES kısmındayken arkadaşlar 26'sında başlayacakmışız ve 182 saatlik bir program olacakmış. Tamam. Şimdi gelelim bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Şimdi ALES'teki ilk başta tamam yapmanız gereken bir defa sorularınız çok abartılı zor değil ama düşündürücü. ALES'in zaten genel sorularının taktiği öyledir derler arkadaşlar ki. Mesela karşınızda arkadaşlar bir adet üstü sayı var değil mi?
Evet, en çok gelenlerden bir tanesi. Doğru hocam. Peki açalım. Şimdi neler yapmalısın direkto? Şöyle bir tane aldınız ve bunlardayken ilk başta yapacağın işlem soru düzenleme. Ona bakarsın. Eğer soru düzenliyse değerli arkadaşlar, direktmen ifadenin eşitliğini bulmayacak. İyi de burada soru düzenli değil de nasıl bir soru var? 3 üzeri x eksi 1 demiş. Şimdi sen önce bunu düzenleyeceksin. Ve arkadaşlar üstü sayıların en önemli iki tane özelliği vardır. Soruların %75'ini çözerse. Nedir hocam o? Bir, eğer ki kuvvetler, tamam mısınız, böyle toplamalı çıkarmalıysa sen bunu ayırmalısın. Yani şunu söyler. Tabanlar eşitken üstler toplanır diyor de işte bu anlamı da o. 3 üzeri x çarpım 3 üzeri eksi 1. Kime eşit? 4'e. Şimdi kuzular bir kuvvetin eksi olmasının anlamı şu. Bunu ne yap demek? Ters döndür demek. Bunu ters döndürürsen 3 üzeri x çarpımında burası ne oldu? 1 bölü 3 eşittir 4 müymüş? 3'ü diğer tarafa çarpım olarak da atarsan 3 üzeri x dediğiniz arkadaşlar bizim için kaçmış canlar? 12 yapar. Bu da karşılığı. Tabii ki arkadaşlar YKS matematiği, DGS, ALES veyahut da KPSS matematiklerinde sizin için hiçbir fark yok. Ta sadece AYT matematiği farklıdır güzel arkadaşlarım. Geri kalanların hepsi mat 1'dir. Bu da her bir konunun yani her bir sınavın en değerli konusundan biri olur. Onu da söyleyeyim. Önce bunu ne yaptınız? Elde ettiniz. Yani kim? 3 üzeri x ile 12. Eğer arkadaşlar o zaman düzenlediysen artık soruya geçebilirsin. 3 üzeri x ne yapmalısın? Hocam 9 üzeri x'i 3'ün karesi üzerinde ne var? X var. Eksi. Bunu da ayıracağım. 3 üzeri x çarpım 3'ün karesi. Şimdi canlar bak üstün üstü var ya bu ise çarpıları diyor. Yani 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri x çarpı 3'ün karesine 9 hocam kalsın. Peki gelelim. Burada adam bize artık düzenlediysen 3 üzeri x gördüğün yere ne yazmanı istemiş kuzular? Hocam diyor ki burada buyurun 12 yazın diyor. Yazalım. Arkadaşlar 12 yazdım. Üzerinde bir de ekstremden ne var? Karesi eksi. 3 üzeri x gördüğüm yere 12 yazdım. Çarpı bir de 9'unuz var. Şimdi 12'nin karesi 144. Eksi dediniz. 12 çarpı 9 derseniz de bu da 108 yapar. Çıkardınız, elde ettiğiniz sonuç 36. Bitti gitti işte bu kadar. Şimdi önce soruya nasıl yaklaşacağını bilmelisin. Eğer sorunun kendisi düzenliyse direktmen istenen ifadeye geçersin. Ama burada sorunun kendisi düzenli değil. İlk başta soruyu düzenlersin, sonra arkadaşlar yerine yazmaya çalışırsınız. Emin olun. Çıkmışlara da siz de bakarsanız net söylüyorum. En çok çıkan şekil tarzı böyle bir şey olmuş. Bir vermiş eşitliğin diğer bir tarafını istemiş. Açalım hemen bir tane daha. Canlar bakıyorum şöyle bir. Karşınızda bir adet köklü sayılar var. Şimdi köklü sayılarda daha çok korkuyorsunuz. Mesela bunu niye yapamaz bir insan? Arkadaşlar bir defa burada üstü sayıların çok iyi olmalı. Sonra köklü sayıların o denli iyi olabilir diyor. Peki şimdi köklü sayılarımız karşımızda. Yalnız bu durumda arkadaşlar şöyle önemli bir özelliği vardır. Şimdi canlar derse katılın katılmayın hiç önemli değil. Ben size net bir şekilde bu saatte katılmışsınız. Şunu net söyleyeyim. Bir, arkadaşlar bir köklü sayıdan soru geliyorsa eşleniğe dikkat etmek lazım. Eşlenik dediğin ne? Arkadaşlar bizim için payda köklü bir sayı olamaz. Bu bir. Eğer paydada köklü bir sayı varsa bunun diyor eşleniğini alın ki bugüne kadar en çok soru oradan gelmiş. Bir de değerli arkadaşlar bu da çok özel bir durumdur. Ben bunu not şeklinde özelliğini vermek istiyorum. Şimdi eğer kök içerisinde a artı veya eksi 2 kök b gibi bir ifade varsa bu da özel bir durumudur canlar ki ikinci önemli olan noktası da burası. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Eğer kök içerisinde köklü ifadeyi görüyorsan aklına hemen bu gelmeli. Bir defa şu kökün içerideki kökün önündeki sayınız garanti 2 olmak zorunda. Hocam olmazsa yapamazsın. Olmaz. Peki iki sayının çarpımı atıyorum. M ve N sayılarının çarpımı B'yi versin. Buyurun. B sayısı M çarpı N dediniz. Bu iki sayının toplamı da kimi verecek? A'yı. Arkadaşlar bak iki sayıyı çarptınız B olacak. Bunların ikisini de topladınız. Kime dönmüş olacak? A'ya. Eğer bunu elde ediyorsa hiç merak etmeyin genel itibariyle elde etmek zorunda.
Peki böyle bir durumdaysanız sen bunu diyor ayrı ayrı kökler içerisine yazarsın. Kök M artı kök N şeklinde. Eğer burası artılıysa artılı. Eğer canlar bura eksiliyse de eksilisi olur diyor. Ve M'niz neyden büyük olur? Boşver. Biz zaten yazarken her zaman büyük sayıyı önce yazarız sonra küçük sayı yazarız. Sanki ekstremden bir şey veriyormuş gibi davranmaya gerek yok. Arkadaşlar eksiliyse eksili, artılıysa artılı yazmalısın. O zaman hocam içeride bakın kök içerisinde köklü bir ifade var. Şimdi a kare artı a içerideki kökümüz. İki sayının diyor çarpımı bunu verecek. Ya hocam a parantezini alsan o zaman burası a çarpı ne olur? A artı bir. Tamam. Bak A çarpı A artı 1 oldu. Bu ikisini toplarsanız ise bak A ile A artı 1'i toplarsanız buyurun canlar 2 artı 1'i veriyor mu? Veriyor. Şimdi vermezse sen değil ben de yapamam zaten. O yüzden arkadaşlar bu ifadeler vermeli. Senin dikkat edeceğin kök içerisinde kök varken içerideki kökün önünde 2 var mı yok mu? Yani şu gördüğünüz ikiniz var mı yok mu? Varsa yapıştır. Şimdi bunların ikisi o zaman nasıl yazılabiliyormuş canlar? Kök içerisinde a artı 1 arasındaki işaret ne? Artı. Peki a kök dediğiniz a. Kime eşitmiş? Kök 7 artı canlar kök 6'ya. Buyurun. E kuzular şimdi bak a yerine 6 gelmiş. A artı 1 derseniz de 6 1 daha 7 yapmış. O zaman a dediğiniz sayınız kaçmış canlar? 6. Bu da sorumuzun koç gibi cevabı oldu. Şimdi güzel ve özel bir sorudur arkadaşlar. Tamam mısınız? Bunu hem göreceksin bir de işin açı bu işlemi bilmelisin. Not şeklinde yazdığımı. Bildin bildin. Bilemedin olmaz. O zaman yapamazsın zaten. Şimdi açalım hemen başka bir tane daha gösterelim. Bir daha görün. Buyurun canlar. Mesela bak bu da çarpanlar ayırma. Canlar ALES'te bu çarpanlara ayırmanın da haddi sayılır durumda önemi mevcuttur. Şimdi bunların özelliklerinde şöyle bir şey geçerli. Arkadaşlar döndük mesela dedim ki size tuttum bunun içerisinde çarpanları ayırmada 8 tane özdeşlik var. Hocam ne bunlar? 1 kareler 2 küpler. 4 tane karenin özdeşliği 4 tane de küpün özdeşliği vardır. Şimdi genel itibariyle artık bize arkadaşlar kareden ziyade köklülerden küplülerden sorabiliriz. Yalnız bu soru da güzel bir sorudur. Genellikle bakıyorum böyle bir soruyu arkadaşlar hani yapmaya çalışırken çok gereksiz yere uğraşıp yanlışlar da çıkartıyorsunuz. Cevap vermek isterseniz diye birazcık ağırdan alıyorum ama şimdi canlar x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0'mış. X kare artı 25 bölü x kare. Şimdi bu çarpanlara ayırmada arkadaşlar ne kadar çok soru çözersen bu tarzdaki soruları görme olasılığı o kadar artar. Çünkü standarttır. Hocam burası bir defa çarpanlarına ayrılmaz. Ben görüyorum bunu çarpanlara ayırmaya çalışanı mı ararsın? Sonra terim ekleme çıkarma yapmayı mı ararsın? Normal dönemde yapamaz burada yapmaya çalışıyor tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bunun yapılımı şu. Şu gördüğünüz x'li olan ifade eşitliğin diğer tarafına atılır. Yani x kare eksi 5 eşittir ne oldu? 3x. Sonra bu ifadede her bir terim x'e bölünür. Bak bunu x'e böldüm. Bunu x'e böldüm. Bunu da x'e böldüm. Bu sayede x kareden 1'e gitti. X kaldı. Eksi burası 5 bölü x kaldı. X'ler gitti. Burası da ne oldu? 3 oldu. Ana. Arkadaşlar siz artık x eksi 5 bölü x eşittir. Neyi elde ettin? 3'ü. Sana neyi sormuş? Hocam kareliği sormuş. Bak kendisini vermiş. X'te olanı vermiş. X kareliği soruyor. Ne yapacaksın? İki tarafında karesini alacaksın. Yapıştır gelsin. Her iki tarafın güzel arkadaşlarım karesini alır iseniz. Şimdi işte burada özdeşliği bileceksin ki işin yürüsün. Yoksa yapamazsın. Peki buradan birincinin karesi yani x kare. Peki birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arada ne var? Eksi. O zaman 2 çarpı birinci çarpı ikinci 5 bölü x artı ikincinin karesi. Yani 5 bölü x'in karesini al diyor. 5'in karesi 25 bölü x'in karesi. Kime eşit? 9'a. Ya canlar bak buradaki x'ten ne oldu? Gitti. Buradan gelen sonuç x kare eksi 10 artı 25 bölü x kare eşittir 9.
Eksi 10'u diğer tarafa atarsanız artı 10 diye geçer. O zaman x kare artı 25 bölü x'in karesi eşittir değerli arkadaşlar. Buradan ne geldi? 19. Ana zaten bizden istediğimizin karşılığını buyurun veriyormuş. Demek ki şimdi böyle durumlarda arkadaşlar bu özel bir sorusu. Yani onu 3x'li olan ifadeyi x'li olan terimi diğer tarafa atmayı bileceksin. O yüzden özel. Devamında arkadaşlar bizim için x'e bölünce karesini alma ihtiyaç doğuruyor. Sonra da arkadaşlar zaten istenen ifadeyi verir. Ama dediğim gibi bunu görebilmenin şartı neymiş abi? Bu tarzda bir tane daha soru görmeye kalksan bir daha yanlış yapmazsın, pat diye oturur. Ama buna çok uğraşan insanlarımız oluyor arkadaşlar. Aman dikkat edin. Biraz koymaya çalıştığım sorular böyle şey. Hani uç nokta. Anladınız mı? Hani birebir özel durumlardaki soruları yoksa standart tarzdakilerden koymak istemediğim. Şimdi gelelim arkadaşlar buyurun bir problemlere. Şimdi biliyorsunuz ALES'te, DGS'de, KPSS'de, YKS'de fark etmez ha? En çok soru problemlerden gelmiş. Ve bizi de gerçekten son dönemde bayağı bir zorlamış. Nasıl? Çünkü gereksiz uzunluk var. Yani siz bu problemleri yanlış çözüyorsunuz abi. Türkçe sorusu çözer gibi problem çözmeye çalışıyor. Olmaz öyle şey. Ne yapacaksın? Öncelikle bir problem sorusunun tamamı okunmaz. Hayır, eline ne geçiyor tamamını okunca ben onu anlamıyorum. Upuzun bir soru. Sen Türkçe sorusu okuyormuş paragraf gibi tamamını okuyorsun. Ondan sonra gidiyorsun başa tekrardan okuyorsun. Ya arkadaşlar burası değerli arkadaşlarım bak cümle cümle okunur. Her bir cümle bilin ki bir adet denklem demektir. Sen sorunun ne söylediğiyle ilgilenmiyorsun. Sadece o cümleye has arkadaşlar neyi oturtmaya çalışıyorsun? Direktmen denklemi oturtuyorsun. Bitti. Gel abi bak şimdi nasıl yaptığıma lütfen dikkat edin. Bir gezi organizasyonundaki arkadaşlar bizim için sınıftaki her bir öğrenciden 45 lira toplanırsa 240 lira fazlaymış. Şimdi kaç öğrenci olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Diyelim sınıfta x kadar öğrenci olsun. Peki bu öğrencinin her birinden 45 lira topladım. Ondan dedim 45, ondan dedim 45, ondan dedim. X tane 45. Yani 45 çarpı x oldu. Bu topladığım para arkadaşlar organizasyon toplamından yani elde ettiğim paradan 240 lira fazlaymış. Ne yap biliyor musun? Bu 45x'ten 240'ı çıkarırsın. Bu artık ne oldu biliyor musunuz? Organizasyonun parası. Bu değişmez değerli arkadaşlar. Peki bu bir. Bu paramız, organizasyonun parası hiçbir zaman için değişmez. Hocam fazla diyor. Evet doğru. 45 lira toplayınca 240 lira fazlaymış. O yüzden 240 lirayı ne yaparsın? Çıkartırsın ki organizasyonun parasını bulmuş olursun. Gel abi. Dedim ki bu kadar fazla olmasın. Neyse dedim 30'ar lira toplayalım. Hayat pahalı. 30'ar lira topluyorum. Bu sefer de 60 lira eksik kalıyor. Şimdi benim x kadar öğrencim var. Her birinden 30'ar lira toplarsam ne oluyormuş? 60 lira eksik. Şimdi organizasyonun parasına yazıp bir bakayım 60 lira eksik. Üzerine o zaman 60 lira ekleyelim ki organizasyonun yine parasını elde edelim. Abi o da organizasyonun parası. Bu da organizasyonun parası. O zaman bunlar birbirine nedir canlar? Eşit. Hemen bilinen bilinmeyen. 30x'e attınız. 45'ten çıkartırsam 15x. Peki değerli arkadaşlar 240'ı diğer tarafa attın. Eksiliydi artı olarak geçti. Ve 60'da toplayınca da 300 oldu. Her iki tarafı böl 15 abi. X'iniz buradan 20 olur. Bu da kim bizim için? Sınıftaki öğrenci sayısı. Yani 20 tane öğrencimiz varmış. Peki değerli arkadaşlar ya bugüne kadar hep bunu sormuş ya da değerli arkadaşlar şunu söyleyebilir. Bu organizasyonun toplam maliyeti ne kadardır dese. X'i buldunuz ya ister sağda isterseniz de solda yerine yazın. Aynı şeyi söyler. Hangisi kolayına geliyor sonuya. Abi x yerine 20 yazdım. 30 çarpı 20 artı 60 dediniz. Peki 30'da 20'yi çarptınız. 600 artı 60 derseniz 660 çıkar. Bu da neymiş abi? Organizasyonun parasıymış. Bitti işte. Diğer taraftan da koysanız vallahi yine 660 çıkardı. Ya bize böyle durumlarda sınıf mevcudunu ya da değerli arkadaşlar işte bu gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam parasını sorabilir demiş. Anlaştık? Güzeldir ha.
standarttır canlar, merak etmeyin. Birçok sorunun da yapım şeklini söyler. Veya şöyle bir soru var ya. Bir grupta kişiler bir lokantaya gidiyorlar. Lokantanın hesabını ödemek için herkes atıyorum 45'er lira para verdiğinde 240 lira fazla, 30'ar lira verdiklerinde ise 60 lira eksik kalıyor. Buna göre lokantada yemek yiyen kişi sayısı kaç kişidir diye sorabilir. Buyurun 20. Aynı soru oldu bak. Ya da lokantanın hesabı nedir diyebilir. 660. Yani neyi söylediğiyle sen ilgilenme. Onun yerine götür arkadaşlar sadece denklemi kurmaya çalış. Peki gelelim o zaman bir tane daha açalım. Aferin Müşra. Şimdi açtım bir tane daha. Neler söylemiş? Buyurun böyle öncüllü. Şimdi değerli arkadaşlar böyle öncüllü sorular, tamam mı? Her bir öncülden sonra, yani her bir cümle demektir bu. Ki sayısal mantıkta daha çok görüyorsunuz. Arkadaşlar her bir öncülden sonra siz denklemi yerleştirmeye çalışırsınız. Bir görelim neler söylüyor. Ali, Burcu, Ceyda, ondan sonra Derya, Emre, maşallah. 5 tane insan var. Bunların boylarıyla ilgili aşağıdakiler verilmiş. Ali, Burcu, Ceyda, Derya, bir de Emre. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ne demiş? Ali Burcu'dan 4 santim uzun. Peki diyelim ki Burcumuz x santimse Ali'miz canlar x artı 4'tür. Sonra Burcu Ceyda'dan 6 santim kısa. Burcu'ya ne dedim? X dedim. O zaman Ceyda'mız 6 santim daha uzun olacakmış. O zaman Ceyda'mız ne oldu? X artı 6. Tamam. Peki sonraki Ceyda Derya'dan 2 santim uzun. Şimdi Ceyda Derya'dan 2 santim uzunmuş. Demek ki Derya kısa olan. Ne kadar? 2 santim. Kimden? Ceyda'dan. Ceyda'mız x artı 6 ise çık 2 santimini. X artı 4 oldu hocam. Tamam. Derya Emre'den 10 santim kısadır. Demek ki Emre 10 santim daha uzun. Kimden uzun? Derya'dan. Derya neydi abi? X artı 4'tü. 10 santim uzunsak o zaman değerli arkadaşlar bunun üzerine 10 ekledim. Ne oldu burası? X artı 14. Şimdi sen bunların hepsini bilinmeyenlere yerleştirdin mi? Bu saatten sonra kimi sorduğunun bir anlamı yok. Ya da neyi sorduğunun bir anlamı yok. Ne diyor? En uzun boylu. Aman. Arkadaşlar X, X artı 4, X artı 6, X artı 14. Kim? Emre işte. Bitti. En uzun olan buymuş. Peki en kısa olan kimmiş mesela? Burcu. Sadece X. Ki ben olsam bundan sonrasını değiştiririm yani işin açığı. En uzun boyluyu sormam da. Bundan sonrası sallıyorum işte derim ki Ali ile Derya'nın boylarının toplamı işte sallıyorum 280 santim olduğu bilindiğine göre arkadaşlar bizim için Emre'nin boyu nedir atıyorum ha. Ki ben olsam öyle bir şey sorarım. Gitti işte. Sonra da arkadaşlar ikisinin toplamından falan en azından bir denklem yazıp elde etmeye çalışırsınız bunu söyler. Ama böyle öncüllü sorularda dediğim gibi hani illa böyle kısımda pat 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 değil de öncüllü olanların her birinde arkadaşlar bu şekilde yapmalısın. Yani cümle cümle oku her bir öncülü sonra yapıştır yerine. Bitti gitti ondan sonrası. Çok daha güzel olur haberiniz ola. Tamam mı canlar? O zaman hadi gelin açalım bir tane daha canlar. Buyurun. Şimdi neler söylemiş? Arkadaşlar mesela karşımızda eşinden 3 yaş küçük falan diyor. Yaş problemi. Şimdi bazen ben bunu duyuyorum. Diyor ki hocam yaş problemleri kaldırıldı mı falan. Bazıları arkadaşlarımız kaldırıldı diyorlar falan da. Arkadaşlar öyle bir dünya yok. Çünkü arkadaşlar evet bazen sorusu gelmiyor yani birçok sorusu. Ama arkadaşlar eğer bazı soruları gerçekten yapılmaya kalksa tamam mısınız? Gerçekten de zorlayabilir. Tamam mısınız? Ondan sonra arkadaşlar eğer içerisinde varsa Besra kesinlikle çözmeye çalışın güzel kardeşim. Şimdi eşinden 3 yaş küçük olan bir annenin yaşı demiş ya bize. Şimdi öncelikle şöyle bir şey alsın. Mesela eşinden 3 yaş küçük olan bir anne. Yani babam var, annem var. Diyelim ki anam x yaşındaysa. Babam x artı 3 yaşında. Bakın şuraya kadar geldiğim an arkadaşlar yerleştirdim. Eşinden 3 yaş küçük olan bir annenin yaşı. Şimdiki ondan sonra eşinin diyor şimdiki yaşına geldiğinde. Şimdi kuzular kim olmasını istiyorum? Yani eşi yaşına gelecekmiş. Arkadaşlar x'ken x artı 3 olmasını istiyorum. Ya kaç yıl geçti aradan? Hocam 3 yıl geçti.
E şimdi güzel arkadaşlarım, Allah rızası için sen 3 yıl büyüyorsun da eşin kaç yıl büyüyor? Olduğu yerde mi sayıyor? Yok. Sen küçülürken eşin küçülür, sen büyürken o da büyür. Ne olmaz? O zaman 3 yıl sonra baban kaç yaşında olmuş oluyor? X artı 6. Tamam. Peki gelelim, ne olmuş? Bu durumdayken ikiz veletleri olmuş. İkiz velet. Arkadaşlar, bir insan unutmayın, doğduğunda hep 0 yaşındadır. Eğer Japonya'da yaşamıyorsanız. Orada bir kabul ediliyor. Şimdi canlar, ikiz veletleri doğmuş. Demek ki baban x artı 6. Annen x artı 3 iken bunların ikiz veletleri olmuş aga. Ne olmuş? İkiz çocuklar 5 yaşına geldiğinde, yani 5 yıl sonra. Arkadaşlar, ikizler 5 yaşına geldiğinde. E anam da 5 yıl büyüdü, x artı 8 oldu. Babam da 5 yıl büyüdü, x artı 11 oldu. Peki diyor ki, anne, baba ve çocukların yaşları toplamı 89. Gel. Babam x artı 11. Anam x artı 8. Veletlerden biri 5. İkiz. 2 tane velet var. O zaman diğeri de 5 yaşında. Arkadaşlar, ve bunun sonucu kimmiş? 89. Peki toplarsanız bak, 11, 8 daha 19. Arkadaşlar 5, 5, 10 daha 29. At diğer tarafa. 2x eşittir 89'dan 29'u çıkartırsanız. Ne kalıyor abi? 60 hocam. Peki 2'ye bölerseniz her iki tarafını, x'iniz buradan 30 gelmiş. Şimdi arkadaşlar, kimi soruyor? Öncelikle ona bakacaksın. Tamam, x'i buldum. Ne diyor? İkiz veletler doğduğunda arkadaşlar baban kaç yaşındadır diyor. İkiz veletlerin doğduğu hiza burası. Şimdi güzel arkadaşlarım, o zaman baban kaç yaşında olmuş olur? X'e 30 yazarsanız 36 yaşında mı olur? 30 artı 6'dan babamız arkadaşlar 36 yaşındaymış. Şimdi bu soruda önemli olan iki yer var. Bir, dikkat edin, ben cümle cümle ve her bir satırı oynatmadan yazdım. İlk başta anamı x dedim, babamı x artı 3 dedim. Sonra annem babamın yaşına geldi. Yani 3 yaş büyüttü. X artı 3 oldu. E babam da x artı 6 oldu. Tam bu durumdayken veletler doğdu. Peki arkadaşlar, o zaman veletlerin doğduğu yer tam olaraktan burası diyor. Bunun üzerine kaç yıl ekledim? 5 yıl ekledim. Çünkü 5 yaş büyüyecekler diyor. 5 yıl bunu ekledim. 5 yıl bunu ekledim. 5 yıl bunu ekledim. Bu sayede ne oldu değerli arkadaşlar? X artı 11, X artı 8 ve 5 yaşlarında oldular. En son neyi soruyor biliyor musun? X'i bulduk, 30 dedi ya canlar. Şimdi bize mesela anamın yaşını sorsa tamam 30. Babamın şimdiki yaşını sorsa 33. Ama ne diyor? İkizler doğunca diyor baban kaç yaşında? Yani x artı 6'yı soruyor. Dikkat edin, şıklarda hepsi var. 30 da var, 33 de var. Gördünüz mü? Küçücük bir hata, en sonundaki hatanız sorunun kendisini ne yazık ki darmaduman eder arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmek gerekirmiş. Oldu mu canlar? Bu da olayınızın karşılığı. Şimdi güzel arkadaşlarım, şimdi bana verilen sürenin sonuna geldim ama arkadaşlar şöyle bir şey, dediğim gibi hani her birinden birer tane böyle önemli olan konulardan, işin açı, üstlü, köklü, çarpanlar ayırma, dikkat ettiyseniz sayı kesir problemi, işte yaş devamında da vardı ama benim ne yazık ki sürem bu kadar arkadaşlar. O yüzden gitmem gerekiyor ondan sonra, ama dediğim gibi sınavda arkadaşlar, İnşallah tabii biraz özen gösterirseniz matematiğe gayet iyi sonuçlar elde edersiniz. Karşılığında alırsınız yani. Ve matematik üzerine duyarlı bir sınav olduğu için de ne yazık ki mecburuz. Arkadaşlar inşallah yardımcı olmaya çalışırım. Dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ondan sonra KPSS'de Gülüzar, onda da çok yaptık güzel kardeşim. Ama eğer bir ihtiyaç falan olursa tabii elimizden geldiğimizce yaparız, tamam mı? Ama aynı durum KPSS içinde geçerlidir. Hiç merak etmeyin, olur mu canlar? Ben gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Hayırlı geceleriniz olsun. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar, katılıp dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin.